Almadığımız kaydın yerine eski kayıtlarımdan iki videoyu sisteminize yükledim. Bilginiz olsun. Offline yani canlı ders şeklinde değil de kayıt şeklinde bilginiz olsun. İki parça şeklinde yükledim. Günaydınlar Furkan. Şimdi dedik ki bu haftayla birlikte iki haftamız var. Geçen hafta seçimler konusunu işlemiştik. Bu hafta yine önemli konulardan bir tanesini atlama yapacağız. 12. ünite olması lazım. Anayasa yargısı. Şimdi anayasa yargısı kavramı, evet, seçim olayını bitirdik. Yani kaçıncı ünite oluyor? 10. ünite yanlış bilmiyorsam. 10. üniteyi bitirdik. Şimdi 12. ünitedeyiz. Anayasa yargısı dediğimiz şey temel hukuk dersinde görmüş olmanız lazım. Normlar hiyerarşisi diye bir kavramdan bahsettik. O normlar hiyerarşisini hatırlıyor musunuz? Bir piramit. En üstte bir şey yazıyorduk, sonra altlara sıralanıyordu. Evet. Şimdi o normlar hiyerarşisinin en tepesine biliyorsunuz anayasayı. Evet, Zeynep'in dediği gibi en üstte anayasayı yerleştiriyoruz. O normlar hiyerarşisinin anlamı şu. Kural demek. Hiyerarşi aslı üstlük ilişkisi. Üste gelen norm, altta gelen normların, kendinden altta gelen normların belirleyicisi. Daha doğrusu altta gelen norm üstteki norma aykırı olamıyor. Tabii bunu söyleyebilmemiz için bazı şartlara ihtiyacımız var. Birincisi katı bir anayasaya ihtiyacımız var. Yumuşak anayasalarda anayasanın üstünlüğünden bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü basit alelade bir kanunla anayasayı değiştirebilmemiz mümkün. Aynı zamanda yazısız anayasalarda da böyle bir kavrama, anayasa yargısı kavramına rastlamamız mümkün değil. Çünkü orada teamüli bir şekilde gelişen kurallar söz konusu. Bunun dolayısıyla teamüli kurallara yansıması söz konusu. Anayasa yargısından yazısız anayasalarda da bahsedemiyoruz. Dedik ki anayasa yargısı çok eski bir kavram değil. Tarihte ilk görülüşü Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde de daha önce de yanlış hatırlamıyorsam bir pasajın o katı anayasa, yumuşak anayasayı anlatırken okuduğum bir davayla gündeme geliyor. Dava ne? Murray vs. Madison davası demiştik. O pasajı tekrar okumak istiyorum. Diyor ki ABD Yüksek Mahkemesi 1803 tarihli Murray vs. Madison kararında başyargıç John Marshall'ın ağzından şöyle deniyordu. Evet Furkan, sıralama şu da var ama şunu da eklemek isterim. Artık yenisi olmasa bile halen yürürlükte olan kanun hükmünde kararnameler ve tüzükler var. Onlar da aslında bu normlar hiyerarşisinde yer vermek gerekiyor. Temel hukuk konusu, çok üstünde durmuyorum. Diyor ki şu kendisine tersi ileri sürülemeyecek derecede apaçık bir önermedir ki ya anayasa kendisine aykırı olan her yasama işleminden üstündür ya da yasama organı anayasayı adi bir kanunla değiştirebilir. Bu iki şık arasında ortalama bir yol yoktur. Anayasa ya olağan kanun yapma yoluyla değiştirilemeyen üstün yüce bir kanundur ya da yasama organının istediği zaman değiştirebileceği alelade yasama işlemleriyle aynı seviyede bulunan diğer kanunlar gibi bir kanundur. Bu şıklardan birincisi doğruysa anayasaya aykırı olan bir yasama işlemi kanun değildir. Yok eğer ikinci şık doğruysa o zaman yazılı anayasalar doğası gereği sınırlandırılamaz nitelikte olan bir iktidarı sınırlandırmak için halk tarafından yapılan saçma sapan teşebbüslerdir. Şüphesiz ki yazılı bir anayasa yapan kişilerin hepsi yaptıkları bu anayasayı milletin temel ve üstün kanunu olarak düşünüp tasarlamışlardır. Bundan dolayıdır ki böyle bir devlet sisteminde ilke anayasaya aykırı olan yasama işleminin geçersiz olmasıdır. Eğer anayasaya aykırı olan bir yasama işlemi geçersiz ise geçersiz olmasına rağmen mahkemeleri bağlayacak, mahkemeleri onu uygulamaya zorlayacak mıdır? Veya başka bir ifadeyle böyle bir yasama işlemi bir kanun olmamasına rağmen kanun kadar etkili bir kural mı teşkil eder? Şimdi kitabımızda önce anayasa yargısının ülkelere göre şekillenişinden bahsetmiş. Bizdeki yapısından bahsetmek istiyorum. Bizde kutucukta her ülkenin farklı yapısından bahsediyor. Nasıl göreve geldiği Anayasa Mahkemesi hakimlerinin kaç yıllığına
efendime söyleyeyim tekrar seçilebiliyorlar mı gibi bir tablodan bahsediyoruz. Mesela Belçika'da 12 yıl sayılı üye sayısı 12, 70 yaşına kadar görev yapabiliyorlar. Tekrar seçilmeleri konusunda belirsizlik var. Çünkü 70 yaşından sonra zaten görev yapamıyorlar. Mesela Amerika'da ömür boyu görev yapıyorlar. 9 tane yüksek yargıç var. Tümü senatonun onayıyla federal başkan tarafından seçiliyor. Bizdeki yapı biraz kitabınızda farklı olabilir. Kitabınızın basım tarihine göre. Çünkü bazı kitaplarda 17'yi göreceksiniz ama artık 15. Çünkü artık askeri yargı dediğimiz yargı organlarını 2017 yılında yaptığımız referandumla kaldırdık. Eskiden askeri yargıdan da üye belirleniyordu. Artık askeri yargıdan üye belirlenmiyor. Toplam 15 üyeli, tabii mevcut üyelerin görev süresi dolmamışsa devam ediyor. 12 yıllığına seçiliyorlar ve tekrar seçilemiyorlar. Üyelerin üçünü Büyük Millet Meclisi seçiyor. Bu üyelerin ikisini Sayıştay, birisini baro başkanlıkları öneriyor. Üç katı adayı öneriyorlar. Bu üç katı aday arasından meclis tarafından üç tane aday belirleniyor. Geri kalan 3'ten çıktık. 12 üyeyi Cumhurbaşkanı belirliyor. Cumhurbaşkanına 4 üyeyi doğrudan belirleme yetkisi verilmiş. 10 üyeyi Yargıtay öneriyor. Danıştay öneriyor. Askeri Yargıtay artık önermiyor. YÖK 3 tane öneride bulunuyor. Toplam 12 tane üyeyi Cumhurbaşkanı belirliyor. Bu biraz dengesiz de olsa eski parlamenter rejim devam ettiği yıllarda da durum bu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam ettiği yıllarda da durum böyle. Aslında aktif siyasetin içinde bulunan bir cumhurbaşkanının bu kadar yüksek mahkeme yargıcını belirleme yetkisi bence çok da adil değil. Gelelim anayasa yargısına. Dedik ki ilk kez Amerika'da ortaya çıkmış, ortaya çıktığı davadan bahsettik. Anayasa yargısı Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı bir şekilde şekillenmiş ve devam etmiş. Kıta Avrupası, Kara Avrupası hukuk sisteminde birazdan bahsedeceğiz. Daha farklı bir şekilde gelişmiş. Amerika'da durum şöyle. Diyor ki Amerikan modeli anayasa yargısı sistemin mantığı açık ve basittir. Bir normu somut olayda uygulayacak olan mahkeme bu norm ile bu normdan daha üst derecede bulunan bir normun çatıştığı kanısına varırsa bu çatışmayı lex superior deroga lege inferior üst kanun alt kanunları ilga eder ilkesine göre çözer. Yani mahkeme somut olayda üst norma aykırı olan alt normu değil üst normu uygular. Bir kanun ile anayasa arasında çatışma söz konusu olduğunda da aynı şey geçerlidir. Mahkeme davada uygulayacağı kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varırsa bu kanunu somut olayda ihmal eder, iptal etmez. Onun yerine doğrudan doğruya anayasanın hükmünü uygular. Bu sistemde anayasaya aykırı olan kanun aslında resmen iptal edilmez, o kanun ihmal edilir. Dolayısıyla bu karar sadece taraflar arasında bağlayıcıdır. Yani inter partes etkiye sahiptir ama stare decisis ilkesi gereği bu karar diğer davalarda da tekrarlanır ve kanun fiilen herkes için geçerliliğini yitirmiş olur. Avrupa modelinde ise daha çok sonraki bir tarihte anayasa yargısını görebiliyoruz. İlk kez Avusturya'da 1920 yılında ortaya çıkıyor. Onu takip eden ilk anayasa yargısı modeli 1947 yılında İtalya'da çıkıyor. Yani uzunca bir zaman ülkelerin çoğunda anayasa mahkemeleri göremiyoruz. Avrupa modelinde düşünce şu. Ya basit bir sulh hukuk mahkemesi, bir sulh ceza mahkemesi nasıl olur da yasama faaliyetinin anayasaya aykırılığını tespit edip bunu iptal eder? Bu yaklaşım benimsenmemiş, meşruiyet sorunu diyoruz biz buna. Bunun yerine ihtisas mahkemeleri benimsenmiş Avrupa modelinde. Yani herhangi bir alelade yerel mahkemenin anayasaya aykırılığı tespit imkanını tanımamış. Demiş ki bu iş bir yüksek mahkemeye ait olsun ve bu yüksek mahkeme ihtisas mahkemesi olsun. Sırf bu iş için uğraşsın. Anayasa mahkemelerinin mantığı bu şekilde ortaya çıkıyor. Çok özür dilerim. Sayın hocam. Pardon. Özür dilerim arkadaşlar. Bizde
1921 Anayasası yumuşak anayasa. Biliyorsunuz orada anayasayı değiştirirken alelade bir kanunla değiştiriliyor. Cumhuriyetin ilanı ve Cumhurbaşkanı makamının kabulü. Dolayısıyla zaten 1921 anayasasının döneminde daha taze bir kavram olan Anayasa Mahkemesi düşünülmemiş. 1924 Anayasası'nın sonlara doğru bir maddesinde diyor ki kanunlar anayasaya aykırı olamaz. 1927'den 1960 yılına kadar devam eden bir anayasa, yürürlükte kalan bir anayasa. Bu uzunca dönem zarfında illaki anayasaya aykırı kanunlar da yapılmış. Ama bunu denetleyecek bir mekanizma olmadığı için öylece kalmış. Ve 1950'lerden sonra tartışılmış da Anayasa Mahkemesi meselesi. O zamanki siyasi atmosferi takip edebilirseniz çeşitli kaynaklardan göreceksiniz. Anayasa yargısı tartışılmış. Ve o zaman siyasilerin yaklaşımının meşruiyet noktasında böyle bir mahkemenin yetkisinin kabul edilemeyeceği yönünde olacak. Yani biz koskoca yasama organıyız. Nasıl olur da bize atanmış yargıçlar yaptığımız yasama faaliyetine ilişkin bir hüküm verebilirler. Böyle bir yetkileri olmamalı düşüncesi hakim. Uzunca zaman zaten siyasal iktidarın işine gelmediği için anayasa yargısından bahsedilmemiş sonra. Ve ilk kez 1961 anayasasıyla Anayasa Mahkemesi kuruluşu öngörülmüş. Yine bir genel kültür olsun size. Anayasa Mahkemesi 1961 anayasasıyla kabul edilip 62 yılında göreve başlamış. 62 yılında ikinci başvuru, birinci karar bir Elazığlı sayesinde. Elazığlı vatandaş eline kaleme kağıdı alıyor. Anayasa Mahkemesi'ne dilekçesini yazıyor. Diyor ki işte 765 sayılı ceza kanunu faşist İtalya'dan alınmıştır. Şöyle anayasaya aykırıdır, böyle anayasaya aykırıdır. İptal edilsin. Anayasa Mahkemesi'nin bir numaralı kararı diyor ki kardeşim bizde böyle bir usulle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru öngörülmemiş. Red. Usulü anlatacağız. Dedik ki bizde ilk kez 61 anayasasıyla anayasa yargısı kabul edilmiş. Anayasa Mahkemesi'nin asli görevi kanunların anayasaya aykırılığını veya uygunluğunu denetlemek. Sadece kanunların değil, kanun hükmündeki kararnamelerin, şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, meclis iş tüzüğünün anayasa değişikliklerinin de denetimini yapıyor. Onunla yine dediğim gibi ileride bahsedeceğiz. Bunun dışında da Anayasa Mahkemesi'nin görevleri var. Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başkan atamak, efendime söyleyeyim, siyasi partilerin mali denetimi, siyasi partiyi kapatma davalarına bakmak, dokunulmazlıkların kaldırılmasını yargılamak, milletvekili düşürülmesini yargılamak veya çok özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bugün trafiğimiz yoğun. Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden bahsediyorduk. Yüce Divan sıfatıyla belli kişilerin yargılanması görevi var ama temel vazifesi kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek. Bu amaçla kuruluyor. Dünyada anayasa mahkemelerinin kuruluş tarihleri kitaplarımızda var. İtalya'da 1947, Almanya'da 1949, daha sonra Fransa'da 1958. Ancak bu konseyin Anayasa Konseyi kuruluyor ama bu konseyin özellikle 1974 yılına kadar anayasa yargısı organı olarak kabul edilebileceği pek şüpheli. Sonra 1961 anayasasıyla bizde kuruluyor. 1976'da Portekiz'de, 1978'de İspanya'da ve 1990'lardan sonra Doğu bloku ülkeleri dediğimiz ülkeler sosyalist rejimi terk ettikten sonra yeni anayasalar yapıp anayasa yargısı yönelik mahkemeler kabul ediyorlar. Enteresan bir ayrışma var. Bazı ülkeler bu meşruiyet sorunu nedeniyle anayasa yargısını kabul etmiyor. İngiltere'de anayasa yargısı yazısız anayasa nedeniyle yok. Hollanda'da çok ilginç. Hollanda'da yazılı anayasa olmasına rağmen anayasa yargısı yoktur. Dahası 1983 Hollanda Anayasası'nın 120. maddesi kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesini açıkça yasaklamaktadır.
Bunu bir araştırın, enteresan bir mevzu. Bana çok ilginç geliyor. Avrupa modeli anayasa yargısı genel mahkemelerin kanunlar ile anayasa arasındaki çatışmayı esasına üst kanun alt kanun ilga eder esasına göre çözmeyi başaramadıkları ülkelerde ortaya çıkmış. Bu sistemde genel mahkemeler bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varırlarsa o kanunu ihmal edip lex superior üst kanun ilkesine göre doğrudan doğruya anayasa hükmünü uygulayamazlar. Böyle bir durumda genel mahkemeler şartları gerçekleşmişse Anayasa Mahkemesi'ne başvururlar. Ondan bahsedeceğiz. Her iki sistem, Amerikan sistemi, Avrupa sistemi birbirine nazaran avantajları ve dezavantajları var. Avrupa modeli anayasa yargısı sisteminde kanun resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz anayasaya uygunluk denetimine tabi olması mümkün. Ama Amerikan modeli geleneksel hukuk mantığına daha uygun çünkü yaşayan bir hukuk söz konusu. Ama dediğim gibi orada da alelade mahkemelerin vereceği kararlarla yasal düzenlemelerin ortadan kaldırılması Bugün bayağı bir kapımız açıldı. Çok özür dilerim sizlerden. Biraz ters bir mantık. Ama biz şimdi Avrupa modeline ağırlık vererek anlatmaya başlayalım. Avrupa'da iki farklı yöntem görüyoruz. Anayasa yargısının işlerliği noktasında. Birincisi Fransa'da gözlemlediğimiz a priori önceki denetim diyebileceğimiz denetim. Neyden önce? Cumhurbaşkanının onayına sunulmadan önce, yani şöyle sıralayalım, hani kanunlaşma sürecini anlatmıştık daha önce, teklif, görüşme, oylama vesaire. Mecliste oylanıp kabul edildikten sonra 15 gün içinde belli makamlar konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabiliyorlar. Daha Cumhurbaşkanına gitmeden önce. Ve Anayasa Mahkemesi'ne diyor ki 30 gün içinde karar ver kardeşim. Anayasaya uygunluk denetimini 30 gün içinde tamamla. Bunun avantajları ve dezavantajları var. Avantajı ve dezavantajları. Dezavantajı ne? Birincisi eleştirilen nokta şu. Diyorlar ki 30 gün çok kısa bir süre. Bu süre zarfında Anayasa Mahkemesi gerekli incelemeyi yapabilir mi? Bence yapabilir. Yani bir ihtisas mahkemesinden bahsediyoruz. Her türlü davaya bakmayan bir mahkemeden bahsediyoruz. Biz de son derece hantal işlese de canları isterse çok kısa sürede karar verebileceklerini biliyoruz. Dolayısıyla bence 30 günlük süre eleştiriye açık bir durum olsa da çok da mantıksız değil. Hadi 30 gün olmasın, 3 ay olsun, çok önemli bir şey değil. Biz de aylarca karar bekliyor, yıllarca karar bekliyoruz anayasa mahkemelerinden. Ama esas eleştirilecek nokta şu. Şöyle bir örnek vereyim. Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı bu tür denetim soyut norm denetimi diyoruz buna. Soyut derken niye soyut, niye somut? İkinci denetim türümüz somut, ondan da bahsedeceğiz. Soyut dediğimiz şey şudur. Bir tarafta soyut bir anayasa metni, bir tarafta soyut bir kanun metni. Özür dilerim. Mahkeme önüne anayasa metnini alıyor, bir tarafına kanun metnini alıyor. Soyut bir şekilde değerlendirme yapıyor. Anayasaya aykırı mıdır, değil midir şeklinde. Bunun sakıncası ne? Şöyle izah edeyim. Biz de mikrofonunuzu açabilirseniz birazdan tartışmayı başlatacağım. Bizde şöyle bir kanun hükmü vardır. 765 sayılı eski ceza kanunun eski ceza kanununda özür dilerim. Tecavüz suçunun sanığı şayet mağdurla evlenirse ve kendi kusuru olmadan 5 yıl boyunca evli kalırsa, yani kendi kusuruyla boşanırlarsa gidecek. Ama karşı tarafın mağdurun kusuruyla boşanırsa o müstesna. Her halükarda 5 yıl evli kalırsa ceza verilmiyor. Daha doğrusu verilen ceza infaz edilmiyor. Nasıl bir durum? Tecavüzcüsüyle mağdur evlenirse tecavüzcüye ceza verilmiyordu.
Ne düşünüyorsunuz? Aklınıza yattı mı? Tepki yok. Peki şunu sorayım. Duygu yazdı. İğrenç bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sana katılmıyorum Duygu. Niye? Ben sordum önce. Benim yönetici olduğum ülkede tecavüz olmaz ve bu konuda konuşma hakkı var. Kadınların onlar adına konuşmak istemem. Furkan, bu kadar kendinden emin olma. Dünya tarihi boyunca tecavüz var. Olacak da kim yönetici olursa olsun bu suç illaki işlenecek. Nasıl engelleyeceksin mesela? Durumu normalleştirmek mi, başka bir şey mi tartışacağım. Yok, diktatörlüğü biz tasvip etmiyoruz ama diktatör de olsan olacak. Hiç bunun önüne geçemezsin. Ne şekilde geçmeyi düşünüyorsun? İnsanları hadım mı edeceksin? Tarihin en eski zamanlarından beri adam öldürme suçunun cezası idam olarak uygulanmış. Bu durumda bile adam öldürme suçunun önüne geçilememiş. Eyvallah hocam, Furkan biraz Platon gibi demiş. Şimdi gelelim düzenlemeye. Duygu'ya niye katılmıyorum? Birincisi, Duygu, cevabı senden bekliyorum. Bizim toplumumuzda maalesef tecavüze uğrayan kadınların kimi zaman öldürüldüğüne şahit oluyor muyuz? Evet. Tecavüz mağduru kadın öldürülmedi diyelim. Tekrar evleniyor mu kimse onunla? Tecavüz mağduru kadınla kimse tekrar evleniyor mu bizim toplumumuzda? İstisnalar hariç. Çok istisnai durumlar. Bu geleneksel toplumu ele al. Bugünkü modern toplumu demiyorum Duygu. Bu kanun da eski bir kanun. Yani 2005 yılında yürürlükten kalktı. Peki genel olarak dışlamamız söz konusu mu? Geleneksel toplumda tecavüz mağduru kadın kendi içine hapsediliyor mu, edilmiyor mu? Evet, ediliyor. İşte kanunlar, şöyle söyleyeyim, topluma kanunlarla yön veremezsiniz, eğitimle yön verirsiniz. Topluma kanuni dayatmalarla yön vermeye kalktığınız zaman sosyolojik yapıyı bozmaya çalışırsınız, bu da mümkün değil. Siz ne yaparsanız yapın, toplumda ne kadar tecavüz mağdurunun kanunlarla korunmaya çalışılırsa çalışsın, tecavüz mağduru sosyolojik yapıya göre yaşamını devam ettirecek. Bu bahsettiğim düzenleme ehvenişar ve zorla evlendirme diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Rızası yoksa zaten evlenmeyecek. Ama ailelerin baskısı illaki oluyor. Onu da bir tarafa koyayım. Ama meselemiz o değil. Başka bir şey soracağım. Düzenleme tamam, iğrenç de olabilir, tartışılır ama ben kanunlara topluma yön veren materyaller olarak bakmıyorum. Geçelim. Furkan demiş ki gerçekte ediliyor ama mağdur kişinin suçu yok ki. Şuna geliyorum. Bu düzenleme şeklen baktığınız zaman anayasaya aykırı mıdır sizce? Herhangi bir aykırılık görebiliyor musunuz veya anayasanın hangi yönüne aykırıdır? Var mı bir fikriniz?
Kabaca fikrinizi merak ediyorum. Bahsettiğim düzenleme, ceza kanunu düzenlemesi sizce anayasaya ama insanlar hukukla ve kanunla ya da belirli kurallarla da değişebilir hocam. O yüzden kanunların çok önemli. O yüzden size katılmıyorum. Bu konuda aslında doğru bulmuyorum. Valla bana örnek göster Duygu. İnsanların kanunla değiştiğine. Medeni kanunu 1926'da kabul etmişiz. Çok eşlilik yasaklanmış. Etrafına dön bak. Halen daha çok eşlilik ismi farklı şekillerde de devam etse var mı yok mu? Furkan şunu sordum. Dedim ki bahsettiğim düzenleme ceza kanunu düzenlemesi tecavüz mağdurunun cezasızlık hali işte, tecavüz mağduru değerlendiren tecavüzcünün cezasızlık hali anayasaya sizce şeklen aykırı mıdır değil midir? Ha Duygu şunu da ekleyeyim senin yazdıklarına. Evet insanların benimsedikleri kurallar varsa değişebiliyorlar kanunlarla. Ama bu tamamen meseleyi içselleştirme ile alakalı birazdan bahsederim. Şunu söyleyeceğim. Görünüşte anayasaya bir aykırılık yok. Yani Fransız Anayasa Mahkemesi'ne meclisten taze çıkmış böyle bir yasayı götürdüğümüz zaman şeklen açıp hani bizim anayasamıza göre konuşuyorum. Şeklen açıp baktığı zaman anayasaya bir aykırılık bulamayacaktır. Ama şöyle olayı somutlaştıracak olursak, soyut norm denetimi bu bahsettiğimiz. Soyut, bir tarafta kanun metni, bir tarafta anayasa. Soyut olarak bir çarpıklık görünmeyebilir. Ama o kanun somutlaşırsa, hayatımıza girerse, uygulanırsa ne olacak? Ben birisine tecavüz etmeyi kafaya koydum ama tek başıma yapabileceğimi düşünmüyorum. Hatun kişi çok iri yarı. Diyorum ki Furkan bana yardım et, elini kolunu tut ve tecavüz ediyorum. Sonra ikimiz de yargılanıyoruz, ikimiz de ceza alıyoruz. Ama ben mağdurla evleniyorum, cezasızlık hali. Bana yardım eden Furkan içeride yatmaya devam ediyor. Bu durum eşitlik ilkesine aykırı mı? Buyur Duygu. Ya hocam tabii ki aykırı. Sonuçta ortada bir suç var ve beraber yapıyorsunuz. O zaman hani şöyle denir, eğer ikisi beraber mi evlensin diyelim yani. Yani Normalleştirilecekse öyle oluyor. normalleştirmeden bahsetmiyorum ama burada bahsettiğim şey şu. Görünüşte soyut olarak değerlendirdiğin zaman anayasaya aykırılık hemen gözümüze çarpmayabilir. Evet, Ama aykırı. olayın nasıl? Aykırı oluyor yani bu durumda, eğer öyle bir şey olursa Aynen. Somut oluyor. bir şekilde hayatımıza girdiği zaman çarpıklıklarını görebiliyoruz. Somut norm denetimi bu noktada önemli. Ama Fransa'da bu bahsettiğimiz a priori denetimde işte en büyük sakınca bu. Henüz hayatımıza girmemiş, somutlaşmamış bir yasa metnini değerlendiriyorlar. Dolayısıyla ilk etapta anayasaya aykırılık görülmeyebilir ama uygulama başladığı zaman, olay somutlaştığı zaman anayasaya aykırılık ortaya çıkacaktır. A priori denetimde bunun önüne geçemezsin. Ama a priori denetimin şöyle bir avantajı var. Ondan bahsedelim. Biz de anayasa yargısında a posteriori denetim söz konusu. Ondan birazdan bahsedeceğiz. Yani sonraki denetim. Neyden sonra? Kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra anayasa yargısını harekete geçirebiliyoruz. Öncesinde mümkün değil. Birkaç kez denendi. Anayasa Mahkemesi dedi bizde böyle bir usul yok. Red. Ve şöyle bir sonucu var anayasa yargısının bizde. Kanunlar veya işte diğer denetlenen normlar iptal edilirse Anayasa Mahkemesi tarafından bu iptal kararı geçmişe yürümüyor. Ne demek geçmişe yürümeme? Şöyle izah edeyim. Herhangi birinize yönetim disiplin cezası verdi. Dedi ki işte kopya çektin iddiası, soruşturma yaptılar, 6 ay okuldan uzaklaştırma cezası verdiler. Siz bu cezayı idari yargıya taşıdığınız zaman, dava açtığınız zaman iptal davası, bu mahkeme sizi haklı bulup idari işlemi iptal ettiği zaman bu iptal kararı başından itibaren yapılan idari işlemi ortadan kaldıracak. Tüm sonuçlarıyla ta verildiği andan itibaren sanki yokmuş gibi ortadan kaldırılacak. Bu geçmişe yürümedir. Ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar geçmişe yürümez. Ne demek istiyoruz?
Anayasa Mahkemesi bir kanunu yürürlüğe girdi, uygulanmaya başlandı. Bir zaman geçtikten sonra, uzunca bir zaman geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. O iptal tarihine kadar o kanunun doğurduğu sonuçlar ortadan kalkmıyor. Hukuka uygunmuş gibi kabul edilip iptal kararı geçmişe yürümeden o sonuçlar varlığını devam ettiriyor. Örneğin şöyle bir şey oldu. 2010 yılı, buyur Furkan. Furkan? Ama hocam o geçmişteki kanunla yapılan o haksızlıklar dinliyorum. Ya. Anayasaya hocam sesim Vallahi, geliyor mu? Geliyor. O haksızlıklar Hocam varlığını devam şimdi ettiriyor. hocam yani şimdi o geçmişte olan haksızlıklar geri hak iadesi olmaz mı? Yok, olmuyor. Şöyle bir örnek vereyim, ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın. 2010 yılında bir referandumla anayasa değişikliğine gittik. Bu anayasa değişikliğinin en... Buyur Duygu. Hocam hani bu 18 yaşından küçük kadınlarla evlenen büyük erkekler vardı ya, ama onlar şu an ceza alıyorlar. Bunun onunla bir alakası 18 var. 18 demeyelim, 16 diyelim. 16. Yeni ceza kanununda bu düzenleme yok zaten Duygu. Eski ceza kanunundan bahsediyorum. Tamam ama hocam hani o zaman onunla alakası yok mu? Yani şu an oluyor ya. Şu hani an tecavüzcü evlense de cezasızlık yok. Yok, onu ceza demiyorum. Alacak. Hani küçük yaşta biriyle büyük yaşta biri evleniyor ya. Evet. Şu an ceza alıyorlar ama önceden almıyorlardı. Hani Furkan dedi ya. Düşük ceza alıyordu. Hafifletici sebepler şunlar bunlar. Zaten ceza çok ağır değildi. Kuşa dönüyordu. Öyle diyeyim. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Anlatırım bunu. NC davası. Yani eski ceza kanunu hem cinsel saldırı suçları için çok az ceza öngörüyordu. Hem de yaşı küçük kişilerle cinsel ilişkide karşı tarafın rızası varsa bu indirim sebebiydi. Ama yeni kanun hem çok ağır cezalar öngörüyor hem de diyor ki 16 yaşından küçükse ben 16 yaşından küçüğün rızasını sormam bile. Öyle bir şey olabilir mi diyor, ya bu çocuk diyor onun bu konuda yeterince bilgili olmadığını düşünüyorum diyor. Rızasına bakmam diyor ve ceza veriyor. Orada sakınca ne? Hem her iki tarafın hem yani ilişkiye giren tarafların ikisinin de 16 yaşından küçük olması durumunda çok büyük bir sıkıntı oluyor diyeyim. Tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyor ama bir değişiklik yok. Şimdi şeye geleceğim. 2010 yılında dedik ki bir referandum yapıldı ve o referandumun anayasa değişikliğinin en temel konusu hakimler, savcılar, o zamanki adıyla hakimler, savcılar, yüksek kurulunun yapısının değiştirilmesine ilişkindi. Bu düzenlemeyle dediler ki üyelerin yarısını kendilerine ilişkin özlük haklarına karar verecek olan bu yapının yarısını yine hakimler, savcılar kendileri belirlesinler. Bu demokratik bir şeydi ama o demokrasiyi birileri siyasi iktidar lehine kullanmaya çalıştı. Bu lehine kullanmaya çalışma daha sonra bir şekilde kendisine döndü. Bir baktı ki o yapının içini FETÖ terör örgütü mensuplarıyla doldurmuş ve kendi aleyhine çalışıyor. Bu 17-25 Aralık süreciyle ortaya çıktı. Apar topar şu yapıldı. Bir kanunla HSK'nın yapısı değiştirildi. Bu kanunu yapanlar da Adalet Bakanı da milletvekillerinin çoğu da işte siyasi iktidar da herkes de biliyordu ki bu kanun anayasaya aykırı. Çünkü anayasayla yapılmış bir düzenleme var ve siz bunu kanunla değiştirmeye çalışıyorsunuz. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile bunu yaptılar. Ve kanun yürürlüğe girdiği anda eski üyelerin görev süreleri sona erdi. Yeni üyeler atandı farklı bir usulle. Daha sonra konu anayasa yargısının önüne geldiği zaman, anayasa mahkemesinin önüne geldiği zaman iptal kararı verdi beklendiği şekilde. Ama iptal kararı geçmişe yürümediği için eski üyeler tekrar göreve geri gelemediler. Mevzu bunun gibi bir şey Furkan. Biraz anlaşılabildi mi? Furkan? Evet hocam, evet anladım, ben yoldayım şu anda o yüzden. Anladım. Cevap veremedim erken. Sıkıntı yok. Demek istediğimiz şey anayasa yargısının iptal kararları geçmişe yürümüyor. Bu tartışılır, bence sakıncalı bir durum olsa bile durum bu. Ama Fransa daha yürürlüğe girmeden denetimi yapıyor. Bu yönüyle de avantaj. Daha kanun en başından meclisten taze taze çıktığı anda denetime tabi tutulabiliyor. Yürürlüğe girmeden
önü alınabiliyor. Şimdi dedik ki a priori denetim böyle bir denetim, önceki denetim. Bizde ise a posteriori denetim var. Yani kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra denetime başlanabiliyor. Bu denetim de iki şekilde söz konusu. Biz birinci şekliyle başlayalım. Fransa'dakine benzer ama Fransa'dakinden farklı olarak resmi gazetede yayınlandıktan sonra yapılan denetim soyut norm denetimi. Soyut olup neden soyut dediğimizi az önce açıkladım. Daha kanun uygulamaya ya yeni başlanmış ya hiç uygulaması yok. Mahkeme önündeki soyut iki metne bakarak karar veriyor. Buna iptal davası da deniliyor. İptal davası bizim anayasamıza göre belli kişilerce açılabiliyor. Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı beğenmediği veya işte anayasaya aykırı bulduğu bir kanun varsa bunu veto edip meclise geri gönderebiliyor. Ama vetoya rağmen meclis direnip de tekrar hiç değiştirmeden kanunu geri gönderirse Cumhurbaşkanı'nın önüne kabul edip tabi bugün için biraz zorlaştırılmış, güçleştirilmiş vetodan bahsediyoruz. 301 ile geri göndermek zorundalar. 301 tane milletvekilinin kabul oyuyla. Yani başta 151 tane milletvekiliyle bir kanun yapabiliyorken 151 kabul oyuyla vetodan sonra artık 301 tane milletvekili kabul edecek ki tekrar Cumhurbaşkanı'nın önüne gidebilsin. Diyelim gitti. Cumhurbaşkanı bunu onaylamaktan başka şansı kalmayacak. Koskoca Cumhurbaşkanı'na haksızlık değil mi bu? Anayasamız Cumhurbaşkanı'na bu yetkiyi vermiş. Özür dilerim. İptal davası açma hakkı birinci olarak Cumhurbaşkanı'na. İkincisi, bunu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hiç görmedik. Onu söyleyeyim. Çünkü zaten Cumhurbaşkanı aynı zamanda mecliste çoğunluğu bulunan siyasi partinin genel başkanı. Ki genellikle de o çoğunluk partisinin çıkarttığı yasalar söz konusu. Çoğunluk partisinin yasalarının tekrar Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınması biraz garip oluyor. İlk kez zaten bir kez sadece bir kez veto hakkını kullandığını gördük. Bu da zor bir şey çünkü kendi partisinin yaptığı bir kanunu veto edecek Cumhurbaşkanı. Sadece o sanayi işletmelerinin arıtma ve filtre tesislerinin yapılmasına ilişkin bir kanundaki sürenin dolmasını meclis toplanıp uzattı, daha ötelemişti. Cumhurbaşkanı hiç kimsenin böyle bir talebi yokken yapılan sadece sermaye sahiplerinin yaptıkları talepleri doğrultusunda yapılan bu kanunu veto etmişti. İlginçti. Bir kez gördük. Şeyi hiç görmedik, iptal davası açtığını. Neyse, birinci hak Cumhurbaşkanı'nda. İkincisi, bunu hiç görmedik. Yani parlamenter sistemde de görmedik. Şimdi de görmedik. İkinci olarak demiş ki iktidar partisi meclis grubu da iptal davası açabilir. Saçma, kendi yaptığı kanunu niye iptal davası konusu etsin? Bunu görmedik ama en çok gördüğümüz üçüncü sırada gelen ana muhalefet partisi meclis grubu kanunların denetimini başlatabiliyor. İptal davası açabiliyor. Ve son olarak diyor ki meclis üye tam sayısının 1/5 kadar milletvekili de Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabilir. Bu açabilir meselesini bir farklı konuma oturtmak istiyorum. Daha önce bu konuyu hiç anlatmazdım ama ÖSYM sorduğu için anlatır oldum. Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı denetim iki türlü. Bir usulü inceleme, bir de esas incelemesi. Yani usulü derken şu, sizin hakkınızda bir soruşturma, disiplin soruşturması geçirildi, yapıldı diyelim. Bu disiplin soruşturmasında yönetmelikte öngörülen kurallara uyulmuş mu? Sizin belli sürede ifadeye çağrılmanız, belli sürede ifadenizi vermeniz, savunmanızı yapmanız, efendime söyleyeyim belli süre içinde soruşturmanın tamamlanması, raporun hazırlanması falan filan. Bu usulü kurallara uyulmuş mu, uyulmamış mı? Bu usulü denetim. İkinci olarak sizin hakkınızda bir disiplin cezası verdiler. Bu disiplin cezası hukuka uygun mu, değil mi? Bu esas denetimi. İşte anayasa yargısında da aynı şeyi görebiliyoruz. Bir kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi hem usulü yönden olabilir hem de esas yönünden olabilir. Önce şundan bahsedelim. Dedik ki Anayasa Mahkemesi'ne kanunları, KHK'ları, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini, meclis iş tüzüğünü ve anayasa değişikliklerini taşıyabiliyoruz. Ama anayasa değişikliklerini taşımak biraz garip. Anayasayı meclis değiştirecek. O değişen maddeler anayasaya aykırı diyeceksiniz. Zaten değiştirmiş. Neye aykırı? Anayasamız diyor ki
Anayasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi sadece usul yönünden inceleyebilir, esasına giremez. Bunun tek bir istisnasını gördük tarihimizde. Olağanüstü hukuk rejimlerinin işlediği olağanüstü dönemlerden geçiyorduk. O 28 Şubat darbe sürecinin devamı niteliğindeki dönemler diyeyim. AK Parti iktidara ilk geldiği zaman MHP ile anlaşarak başörtüsünü özgürlük adı altında bir anayasa değişikliği yaptı. Daha sonra ana muhalefet partisi, hani şimdi helalleşmeden bahseden ana muhalefet partisi aslında bunlardan biraz da bahsediyor. Başörtülerle helalleşeceğim diyerek bu başörtüsü düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı, iptal davası açtı. Normalde Anayasa Mahkemesi'nin yapması gereken şey, işte toplantı yeter sayılarına uyulmuş mu, iki kez görüşülmüş mü, iki kez görüşme arasında 48 saat var mı, yeterli oy almış mı falan filan, bunlara bakacak, usulü süreçlere bakacak. Ama bunu yapmadı, dedi ki laiklik anayasanın değiştirilemez maddelerinden, başörtüsü de laiklikle ilgili, ben bu işin esasına girerim, esas incelemesinde bulundu ve iptal etti düzenlemeyi. Tarihimizde başka örneği yok, bu bir hukuki rezalet, onu da belirteyim. Gelelim kanunlara. Kanunlarda dedik ki hem usulü yönden hem esas yönünden inceleme yapabiliyor Anayasa Mahkemesi. Anayasamız diyor ki şayet Anayasa Mahkemesi'ne usul yönünden bir iptal davası açılacaksa meclis grupları bu davaları açamaz. Sadece ya Cumhurbaşkanı ya da 1/5 oranında milletvekili bu davayı açabilir. Bu da bilginize. Yani esas yönünden dava açma bu 4 makama ait. Usul yönünden dava açmaz. Sadece Cumhurbaşkanı ve 120 milletvekili, bugünkü sayıyla 120 milletvekiline ait. Gelelim şuna. Bu dava, iptal davası resmi gazetede kanun yayınlandıktan 60 gün içinde açılmak zorunda. Çok kısa bir süre vermiş. Bu süre içinde Cumhurbaşkanı, İktidar Partisi Meclis Grubu, Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu veya 1/5 oranında milletvekili davayı açtı, açtı, açmadı. Artık yapacak bir şey yok. Peki bu süre zarfında dava açılmamışsa anayasaya aykırı olan bir düzenleme varlığını devam mı ettirsin? Bize uygulansın mı? Yapacak hiçbir şey yok mu? Devam etsin mi? Var mı cevabınız? Hayır hocam, niye devam etsin ki? İşte onun içinde bir başka düzenleme öngörülmüş, somut norm denetimi dediğimiz bir denetim yöntemi. Bakın bu somut norm denetimi, hani a priori denetimden bahsettiğim zaman Fransa örneğinde, Fransa'da yoktu. Ta 2010 yılında somut norm denetimini kabul ederek bu çarpıklığı ortadan kaldırdılar. Fransa'da böyle bir sakıncası vardı a priori denetimin. Somut norm denetimiyle o sakıncayı kaldırdılar. Bizde anayasa yargısını kabul ettiğimiz tarihten beri var. Nedir olay? Düşünün. 60 günü bırakın, 60 yıl önce kabul edilmiş bir kanunun bile Anayasa Mahkemesi tarafından incelenip bazı hükümlerin iptal edildiğine şahit olduk. Ceza yargısında zina suçunun kaldırılması neredeyse 80 sene sonrasında, 80 demeyeyim de 70 sene sonrasında Anayasa Mahkemesi'nin konusu olabilmiş. 60 günü geçin, 60 yıl sonra bile bu somut norm denetimi harekete geçirilebiliyor. Nasıl geçiriliyor? Görülmekte olan bir davada ya hakim kendiliğinden ya da tarafların itirazı üzerine, ki bu yola zaten itiraz yolu da diyoruz. Defi yolu, itiraz yolu da diyebiliyoruz. Anayasaya itiraz veya anayasa defi şeklinde isimlendiriliyor. Görülmekte olan davada taraflar veya hakim eğer uygulanacak, muhtemelen uygulanacak kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğu düşüncesindeyse taraflar dile getirir veya hakim kendisi dikkate alır. Hakim iddiayı ciddi bulursa, anayasaya aykırılık itirazını ciddi bulursa davayı bekletici mesele yapıp Anayasa Mahkemesi'ne konuyu taşır. Bu da Anayasa Mahkemesi'ni harekete geçirmenin bir başka yolu. Ne diyor? Somut norm denetimi, anayasaya aykırılık itirazı veya defi yolu bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara bağlanmasının o davada kullanılacak hukuk normunun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması halinde yapılan denetimdir. Bu denetim yoluyla yürürlükte olan ve yıllardır uygulanmış olan bir kanunun denetlenmesi sağlanabilir. Denetimde bu denetim yolu için itiraz veya defi yolu deyimi de kullanılmakta. Bu denetim yolunda Anayasa Mahkemesi dışındaki bir başka mahkeme görmekte olduğu bir davada kendiliğinden veya tarafların isteği üzerine
bu davada uygulanacak kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğu kanısına varırsa bu sorunu bir ön sorun olarak kabul eder, davayı o aşamada durdurur ve bu sorunun çözümü için Anayasa Mahkemesi'ne başvurur. Mevzu bu. Şimdi gelelim Anayasa Mahkemesi'nin vereceği, denetim sonucunda verebileceği kararlara. Birincisi şunu yapabilir, diyebilir ki kardeşim burada anayasaya veya hukuka aykırılık yoktur, devam. İptal etmeyebilir. İkincisi iptal edebilir. Kanunun tamamını iptal edebilir. Kanunun bir bölümünü iptal edebilir. Kanunun birkaç maddesini iptal edebilir. Bir maddesini, bir maddenin bir cümlesini, bir kelimesini, bir noktasını, bir virgülünü bile iptal edebilir. Bu iptal dediğimiz gibi geçmişe yürümez. Bundan başka ileriye de yürüyebilir. Ne demek istiyorum? Anayasa Mahkemesi yaptığı denetim sonucunda hukuka veya anayasaya aykırılığı tespit edip ben şimdi iptal edersem ortada bir karmaşa olabilir, kaos olabilir, bir boşluk olabilir. Bu boşluktan yararlanarak, kötüye kullanarak hareket edenler olabilir. Özellikle ceza yargısında da kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinden daha önce muhtemelen bahsetmiştim. Bir kanunu iptal ettiğin zaman ortada suç olarak değerlendirilmesi gereken bir eylem cezasız kalacak. O yüzden Anayasa Mahkemesi şunu yapabiliyor. Diyor ki ileri tarihli iptal. Yani şimdi tespit ettim. Ey Yasama Meclisi bak iptal kararım şu tarihte yürürlüğe girecek. 6 ay sonra yürürlüğe girecek. O tarihe kadar sen düzenleme yaparsın yapmasın beni ilgilendirmez. Ben sana emir talimat verme hakkına sahip değilim. Bunun örnekleri de var. Yani Anayasa Mahkemesi ileri tarihli iptal kararı vermiş. Ama o tarihe kadar meclis elini kolunu sallamış bir düzenleme yapmamış. Ve bu çok beklenmedik sonuçlara da yol açtı. Mesela 2547 sayılı yasada disiplin, suç ve cezalarına ilişkin bir iptal kararı verdi. Bütün disiplin mevzuatı YÖK personeline, öğretim üyelerine dair bütün disiplin mevzuatı ortadan kalktı. Tam da bu iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihte sur olayları devam ederken akademisyenler bildirgesi diye meşhur olan bildirge yayınlandı ve üniversiteler bu hocalar için disiplin soruşturması başlattılar ama hangi mevzuata dayalı olarak başlattılar veya devam ettirecekler belli değildi. Saçma sapan bir şekilde, hukuksuz bir şekilde 657 sayılı devlet memurluğu kanununa atıf yaparak oradan devam ettiler veya etmediler. Aklı başında olan hukukçular etmediler. Ama böyle bir sorun oldu ve apar topar meclis toplanıp yeniden o düzenlemeyi yapmak zorunda kaldı. İleri tarihli iptal de mümkün. Gelelim bireysel başvuru meselesine. Aslında bireysel başvuru anayasa yargısının bir konusu mudur? Bizim ülkemizde değil. Ne demek istiyorum? Anayasa Mahkemesi'ne ya anayasa yargısından bahsederken Anayasa Mahkemesi'nde bir kanunun yargılanmasından bahsediyoruz. İptal edilip edilmemesinden bahsediyoruz ama bireysel başvuru dediğimiz mekanizmada farklı bir konu var. Nedir olayımız? 1950'li yıllarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmuşuz. 1989-90 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımışız. Ve o yıllardan sonra akıl almaz bir şekilde hem başvuruda hem de mahkumiyette ya birinci olmuşuz ya ikinci. Rusya ile yarışıp duruyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Daha önce bahsetmiştim. Hukuk sadece hukuk değil. O Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları aynı zamanda devletlerin birer karnesi gibi, demokrasi karnesi gibi. Demokratik olmayan bir ülkede de ekonomide kötü gider, turizm de olmaz, insanlar yatırım yapmaz, bu ülkeye gidip gelmek istemez vesaire vesaire. Hukuk sadece hukuk değil. Bu kötü bir imaj. Bu imajı ortadan kaldırmak istiyor devlet. Diyor ki lan acaba sebep ne? Sebebi araştırıyorlar, diyor ki acaba nüfus olabilir mi? Rusya'nın da nüfusu çok, bizim de nüfusumuz çok. Bununla mı alakalı? Hayır. Almanya'nın da nüfusu çok. Ama Almanya o kadar mahkumiyet görmüyor. Sebep ne? Sebep biz o yıllarda halen daha da devam ediyor ama o yıllarda şöyle bir durum var. PKK terör örgütüyle bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelede o yıllarda özellikle hukuktan sapmalar var. Hukuk dışı yöntemlere başvurularak mücadele edilmeye çalışılıyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını incelediğiniz zaman çok acı şeyler olduğunu göreceksiniz.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılaması sözleşmeye ilişkindir. Yani bir temiz mahkemesinden bahsetmiyoruz. Konu ne? Sözleşme belli hakları tanımış. Üçüncü sınıfta insan hakları hukuku aldığınız zaman belki detaylı bir şekilde görürsünüz, bilemiyorum. Eskiden ben anlatırdım ama şimdi ben anlatmıyorum o dersi. Birincisi yaşam hakkı. Sonra işkence ve kötü muamele yasağı. İşte ifade özgürlüğü, düşünce, din, vicdan özgürlüğü, toplantı gösteri yürüyüş hakkı, adil yargılanma hakkı ki bizim en çok mahkum olduğumuz madde. Efendime söyleyeyim, mülkiyet hakkı vesaire vesaire değişik haklar tanımış. Bu değişik haklar devletler tarafından ihlal edilmeyeceği taahhüt edilmiş. Ve şayet ihlal edilirse devletlerin o mahkemede yargılanması, şikayet üzerine yargılanması söz konusu oluyor. İşte bu mekanizmayı hayata geçirmenin ön şartı da diyor ki devlete bir şans veriyorum. Kendi içinde vatandaşını veya işte bireyi hak ihlali noktasında tatmin ederse, onun zararını giderirse vatandaş bana gelmez. Ama yok, iç hukuktan tatmin olmazsa bana gelsin. Ne demek istiyorum? İç hukuk yollarını tüketmeden bana gelme diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Almanya'ya baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Almanya Yüksek Mahkemesi'ne bir yetki vermiş, bu bireysel başvuru yetkisini. Bireyler bir hak ihlaline uğradıkları düşüncesinde iseler önce kendi iç hukuklarının bir parçası olan Yüksek Mahkeme'ye bireysel başvuru yoluna başvuruyorlar ve dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme ihtiyacı hasıl olmuyor. Biz de 2010 yılı referandumuyla bu düzenlemeyi kabul ettik. 2012 yılından itibaren başvuru almaya başladı Anayasa Mahkemesi ve hakikaten de o tarihten itibaren Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapısı aşındırılmaz hale geldi. Çünkü insanlar hakikaten çok güzel kararlarla karşılaştılar. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru neticesinde çok güzel örnek kararlar verir oldu. Uzunca süre bu böyle devam etti. Sonra darbe girişimi sonrası olağanüstü hal rejimi, olağanüstü hal rejiminde hukuktan sapmalar, yine başvurular, yine başvurular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapısını yine aşındırır olduk. Bireysel başvuru dediğimiz mekanizma, insanlar anayasada veya uluslararası anlaşmalarda kendisine tanınan temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği düşüncesinde ise iç hukukta diğer yargı yolları veya idari yol tüketildikten sonra önce Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabiliyorlar bu haksızlık ortadan kaldırılsın diye. Süresini de söyleyeyim. Son kararın kesinleşmesinden itibaren 30 gün içinde dava açmak zorundasınız Anayasa Mahkemesi'ne. Bugünlük bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ettim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.